Evet, merhabalar. Arkadaşlar bugün TYT'nin 3. konu anlatımıyla, alt başlığıyla beraberiz. Konumuz ardışık sayılar. Yine bu konunun PDF'ini aşağıda link olarak bulacaksınız açıklamalar bölümünde. Oradan indirebilirsiniz. Şimdi ardışık sayı denilince birer ardışık olarak devam eden tam sayıları algılıyoruz. Yani size X, Y, Z ardışık sayılardır dediğinde bunların birer tam sayı olduğunu ve aralarında birer fark olduğunu anlayacaksınız. Ardışık tek sayılar dediğinde eksi 3, eksi 1, 1, 3, 5 gibi gider. Ardışık çift sayılar dediğinde de eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4. Yani demek ki arkadaşlar negatif sayılar da yine ardışık olabiliyor. Teklik, çiftlik kavramı negatiflerde de var. Hemen sorularına geçelim. Ardışık 5 sayının toplamı 120 ise en büyükleri kaçtır? Şimdi iki tane yolumuz var arkadaşlar. Birinci yol diyelim. Ardışık 5 sayı x, x artı 1. Yani benim kullandığım iki tane yol var. Esasında 2'den daha fazla yol var. Çok daha fazla yöntem gösterebiliriz ama bence bu iki yolu inmek yeterli. X sayı x birer fazlalaşarak x artı 1, x artı 2, x artı 3 ve x artı 4 diyebiliriz. Bunları topladığımızda 5x artı 10 ediyor ve toplam 120. 5x buradan 110. X buradan ne oldu? 22. En küçükleri 22. X 22 ise en büyükleri de kaç olacak? 26. Gelelim ikinci yola. Arkadaşlar sayıların toplamlarını sayı adedine böldüğümüzde, ortanca sayıyı bulabiliriz. Ortanca. Yani biz burada 120'yi 5'e böldüğümüzde 5 kere 2 10, 20, 5 kere 4 20, 0, 24 bulduk. Şimdi ortadaki sayı 24. Toplam 5 tane sayı olduğuna göre bu ortadaki sayı. Birer birer artacağına göre 25 ve 26, en büyük sayı 26'dır. Şimdi hemen şöyle bir soru geliyor tabii öğrencimizden. 4 tane ardışık sayı olursa bunların ortası yok. O zaman ne yapacağız diyorlar. Yani şimdi 4 tane sayı var. Ortada bir sayı yok öğretmenim diyor. İkinci yolu nasıl kullanırız? Kullanabilir miyiz? 62'yi 4'e bölelim arkadaşlar. 4 kere 1, 4. 22. 4 kere 5, 20. 2. Buraya bir 0, buraya bir virgül. 4 kere 5, 20. Evet, bu 4 sayıdan herhangi biri ortada değil. Ama sayı doğrusunda ortada da bir boşluk yok sonuçta. Ortada bir sayı var. İşte bu ortadaki sayı neymiş arkadaşlar? 15,5. Bizim sayılarımız bunlar değil ama. Bizim sayılarımız 15,5 kaçla kaç arasında? 15 ve 16 arasında. Dolayısıyla buraya 14. Buraya da ne kalır sayıda arkadaşlarım? 17 kalır. En küçükleri neymiş? 14. Yani sayı adedi çift bile olsa 4 tane, 6 tane bu yöntem yine kullanılabilir. Ardışık 3 sayının en büyüğü, en küçüğünün 2 katından 31 eksiktir. Ortanca sayı kaçtır? Şimdi bazen şöyle sorular geliyor. Hangi yöntem daha güzel? Ben hangi yöntemi kullanayım? Esasında bu soruya göre değişen bir şey. Yani illa şu yöntem daha iyidir diyemeyiz. Örneğin bu soruda arkadaşlar birinci yöntem daha iyi. Bazı sorularda da ikinci yöntem daha iyi. Şimdi ardışık 3 sayı varmış. Biz bunları bir yazalım. X, x artı 1 ve x artı 2. 3 tane sayı. En büyüğü x artı 2, en küçüğünün x'in 2 katından 31 eksik. Bazen bu 2 katı durumunu veya 2 katından 31 eksik durumunu sol tarafa yazıyor arkadaşlarımız. Yanlış arkadaşlar. Kimin? En küçüğünün 2 katından 31 eksik. Yani en küçüğü x, burayı 2 ile çarpacağız ve 31 çıkaracağız. Yanlış yeri yapmayalım. Şimdi x'i sağ tarafa attım. 2x eksi x. Eksi 31'i de artı 31 olarak attım. 33 eşittir x oldu. Dolayısıyla ortanca sayı da kaç oldu arkadaşlar? 34 oldu. X 33 olunca. Ardışık 3 sayının çarpımı 1320'dir. En büyük sayı kaçtır diyor. Arkadaşlar işte burada şunu yapamayız. Yani x, x artı 1, x artı 2 dememiz çok doğru olmaz. Çünkü bize kolaylık sağlamaz. Bence burada 1320'yi bir çarpanlara ayıralım ve buradan ardışık 3 tane sayı elde etmeye çalışalım. Önce bir 2'ye bölüyorum. 2 kere 6, 12. 2 kere 6, 12. Daha sonra 2'ye bölüyorum. 330.
Üçe böleyim. Sıra değişse bir şey olur mu? Olmaz. Onu söyleyeyim. Biraz farklılaştırabilirsiniz daha hızlı bölmek için. 2'ye böleyim 11. 11'e böleyim 1. Ben buradan ardışık 3 tane sayı elde edeceğim ve bunların çarpımları da 1320'yi zaten verir. Bu çarpanlar olduğu için. Sanki bunlar arkadaşlar şey gibi duruyor. 2 basamaklı olacak gibi duruyor değil mi? Bakın şuradan, çünkü buradan 3 basamaklı sayılar elde edemeyiz. Tek rakamlarla da ardışık 3 sayı elde etmek zor. Bakın şu ikisi ne eder? 10. Burada ne var? 11. 10 çarpı 11. 2 kere 2 bir de 3. Bu da kaç eder? 12. İşte 10, 11 ve 12. Onları da buradan elde ettiğimiz için çarpımları da 1320. En büyük sayı kaçtır arkadaşlar? 12. Tabii ki burada asal çarpanlara ayırma yöntemi güzel oluyor. Şimdi mesela ardışık 103 çift sayının toplamı 8309'sa en büyük sayı kaçtır? Şimdi sayın arkadaşlar mesela burada x, x artı 1, x artı 2, x artı 4 çift sayıları ikişer ikişer artıyor. Ama böyle yazmak hiç güzel olmaz sizin de tahmin ettiğiniz gibi. O yüzden de ikinci yöntemi kullanmak, yani ortadaki sayıyı bu kullanmak çok daha iyi olur. Şimdi ben 309'u 103'e bölüyorum. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Şu çift olmayacak sayın arkadaşlar. Bunu yanlış yazmışız. Tek sayı olacak. Lütfen bunu düzeltelim. Çıktı aldığınızda da düzeltelim. Ardışık 103 tek sayının toplamı 309. Böldüğümüzde 309 çıkardık. Ne kaldı? 0. Arkadaşlar biz neyi bulmuş olduk? Ortanca sayıyı bulmuş olduk. Ortada ne varmış? 3 varmış. Yanlış yazdık. Bu ortadaki sayı. Ortada 3 varmış. Şimdi 103'ten bir tane sayı yazdığımız için çıkardık. Geriye 102 tane sayı kaldı. Dolayısıyla sağda ve solda 51'er tane sayı var. Burada 51 sayı var. Burada da 51 sayı var. Bakın 51, 51, 102. Bir de ortadaki sayı toplamda 103 sayı ediyor. Bize en büyük sayıyı sormuş. Arkadaşlar sayılar, ardışık tek sayılar ikişer ikişer artıyor. Dolayısıyla 51 kere 2 en büyüğü bulmak için bunun üzerine 102 eklememiz gerekecek. Bunun üzerine 102 eklersek en büyük sayı kaç çıkacak? 105. 3n artı 1 ve n artı 40 sayıları ardışık sayılardır. Buna göre n'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Ardışık sayılar diyorsa burada kesinlikle aralarında bir fark vardır. Ardışık çift, ardışık tek dememiş veya 3'ün katı olan ardışık dememiş. Ardışık sayı demiş. O zaman aralarında kesinlikle bir fark vardır. Ama matematikte ardışık sayılar illa küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe gider diyemiyoruz. Yani mesela 3, 4, 5 ardışık küçükten büyüğe gidiyor. 5, 4, 3 de ardışık. Yani dolayısıyla arkadaşlar 3n artı 1 ile n artı 40'ın farkı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe gitmesine göre artı 1 de olabilir, eksi 1 de olabilir. Şimdi biz bunları bir çıkaralım. 3n artı 1'i aynen yazıyorum. Şu eksiği dağıtıyorum. Eksi n, eksi 40. Dolayısıyla 3n, eksi n, 2n, eksi 1, eksi, artı 1, eksi 40, eksi 39. Bu işlemin sonucu 1 de olabilir, eksi 1 de olabilir. Yani şuraya yazalım. 2n, eksi 39, 1 olabileceği gibi. 2n, eksi 39, eksi 1 de olabilir. Eksi 39 artı 39 olarak attık. 2n buradan 40. 2'ye de böldük. N eşittir 20. Yine aynı şekilde eksi 39 artı 39 olarak attık. 38. 2'ye de böldük. N'in alabileceği iki tane değer var. 19. Bu soru tiplerinde bazen n tam değer çıkmıyor. Kesirli çıkıyor. O zaman yerine koyup bakmamız lazım. Sonucu tam yapıyor mu diye arkadaşlar. Sonucu tam yapmıyorsa o değeri almayacağız. Çünkü bunlar tam sayı. Ardışık sayılarda toplam formülleri önemli formüller arkadaşlar. Şöyle söyleyelim, şunlara yıldız koyalım. Birden n'e kadar olan birer birer artan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani son terim çarpı 1 fazlası bölü 2. Yani mesela birden 10'a kadar gittik. 10 çarpı 11 bölü 2, 55 diyebiliriz ki bunu çok kullanırız. Eğer birer birer artmıyorsa ama ardışıksa önce terim sayısını buluyoruz. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Toplamda arkadaşlar son terim artı ilk terim bölü 2
çarpı terim sayısı. Şimdi bir iki tane soru çözelim. Bakın 3, 6, 9, 102 diye gidiyor. Birer birer artmıyor. Ama terim sayısından gitmem gerekmez bu soruda. Ne yapacağım? Ben bunları 3 parantezine alsam. 1, 2, 3, nokta nokta nokta. 102'yi 3'e versek. 3 kere 3, 9. 34. Bakın her biri 3'e çarpımda yine bunu veriyor. Dolayısıyla burası 1'den 34'e kadar olan sayılar oldu. N çarpı N artı 1 bölü 2 formülüne uyar. Yani 3 çarpı son terim çarpı 1 fazlası bölü 2 formülüne uyacaktır. 2 ile 34'ü sadeleştirdim. 17. 3 ile 17'yi çarptım. 51. 51 ile de 35'i çarpalım. 5 kere 1 5. 5 kere 5 25. 3 kere 5 15. Toplayalım. 5, 8, 7, 1. 1785 arkadaşlar. Bu toplama sonucu. 7, 12, 17 diye 107'ye kadar giden bir toplam var. İşte bak burada ortak parantezi alamıyorum. Yani 7 parantezin alınabiliyor mu? Hayır. Alınsaydı yine 7 parantezini alıp n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü kullanabilirdim. Ama şimdi bu kaçar kaçar artmış arkadaşlar? 5'er 5'er artmış. O zaman önce terim sayısı. Nedir terim sayısı? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. 105'e böldük, 21 ekledik. 21 tane terim var. Şimdi geldik toplama. Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı 21. 107 artı 7, 114. 2'ye böldük, 57. 57 çarpı 21. Onu da çarpalım. 7, 5. Geriye de 14, elde var 1, 2 kere 5, 10, 11, 7, 9, 1001. 1197 eğer ortak parantezi alınamıyorsa da bu şekilde yapabiliriz. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere 2A artı 5B eşittir 105 koşulunu sağlayan A değerlerinin toplamı kaçtır? Bu soruya lütfen çok dikkat edin. Güzel bir soru. Modeli hatta sorudan da öte para düştü yere. Sorudan da öte soru modeli. Bu çok daha önemli. Şimdi bakın A'yı soruyor bize. A'yı yalnız bırakalım. 105 eksi 5B. B'ye verebileceğimiz en küçük değer pozitif tam sayı demiş. Yani sıfır veremiyoruz. Biri bir deneyelim. Tam çıkıyor mu? 100. Eğer tam çıkmasaydı farklı değerler verecek. Şimdi bakın diğer değerleri denememiz gerekmiyor. Eğer bunlar sadeleşebilen terimler değilse bakıyoruz B'nin önünde ne var arkadaşlar? Eksi 5. Burası 5 5 azalır. 45. 40. 5'er 5'er azaltarak gidin. Nereye kadar gidersiniz 5'er 5'er azaltarak? 5'e kadar. 0'a kadar gider ama 0 pozitif değil. Peki B'yi sorarsa B de A'nın önündeki katsayı gibi hareket eder. A'nın önünde artı 2 var. 2 2 artar. 3, 5, 7 nokta nokta gider. Peki bize bu değerlerin toplamını sormuş. Sağlayan A değerlerin toplamı yani 5, 10 nereye kadar gidiyor arkadaşlar? 50'ye kadar. Ne yapacaktık? Önce ortak paranteze alınabiliyor mu diye bakacaktık. 5 parantezine alınabiliyor. Burası işte 1'den n'e kadar toplam. N çarpı n artı 1 bölü 2. Ve burada 5 var. 5. 25 ve 11'i çarpıyoruz. Bir sayıyı 11 ile çarparken şöyle yapın. 2'yi ve 5'i ayırın. Toplayın ortaya yazın. 275. Yine aynı tarz bir soru. Bir örnek daha yapayım dedim. Bu mevzu tam otursun. Çünkü karşımıza çıkabilen bir soru tipi. 3A artı 7B eşittir. 97 koşulunu sağlayan kaç farklı A değeri vardır? Bakın bir deneyelim. 3A eşittir. 97 eksi 7B. İlk değer yine deniyoruz. 1. 90 oldu. A kaç oldu? 30. Şimdi bunun önünde 7 olduğu için 7 7 azalacak. 23. 16, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5 tane değer var. Mesela bu 30 olduğunda bu 1, şunun önünde artı 3 olduğu için bu 23 olduğunda şunu 3'ü çarptırın. 4, 7, 10, 13. Bazen burada A artı B en çok kaçtır, en az kaçtır gibi sorular da gelebiliyor. Bakın A artı B en çok 31, en az da 15 oluyor. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bir, üç, iki, dört, üç, beş,
20-22 gibi giden bir ifade var. A'nın terimlerinin ikinci çarpanları ikişer arttırılırsa sonuç kaç artar? Bizde matematikte terim dediğimiz arkadaşlar şu toplama ya da çıkarma ile ayrılan ifadeler. Terimler çarpma ile ayrılmaz. Terimler toplama ya da çıkarma ile ayrılır. Her terimin, bakın bu bir terim, ikinci çarpanı ikişer arttırılacak. Arkadaşlar ben yeni sayı dizisini de şuraya bir yazayım. İkişer arttırarak. Onun için de farklı bir renk seçelim. Şöyle diyelim yine mor seçelim. 1 çarpı ikinciyi 2 arttıralım. 5. 2 çarpı 6. 3 çarpı 7. 20 çarpı 24. Ve bu oluşan yeni sayı dizisine de B dedim. Sonuç kaç artar diyor. Aradaki artışı bulmam için B'den A'yı çıkarmam lazım. Burada ilk terim 5. İkinci terim. Burada ilk terim 3. Çıkarırsak 5'ten 3'ü 2. 12'den 8'i çıkarırsak 4. 21'den 15'i çıkarırsak 6. Gelelim buraya 20 çarpı 24'ten 20 çarpı 22'yi çıkaracağız. Şuraya yazayım 20 çarpı 24 eksi 20 çarpı 22. Ne olur arkadaşlar bu? 20 parantezinde 2 yani 40 olur. O zaman arkadaşlar 2'den 40'a kadar olan toplam aradaki fark B ile A'nın farkı B'den A'yı çıkarttık. Bunu da 2 parantezine alabilirim değil mi? 20'ye kadar gider. 2, 20 çarpı 21 bölü 2. N çarpı N artı 1 bölü 2. 2'ler gitti. 420 artıyormuş. A değil de B eksi A. B eksi A. Aradaki fark 420 oluyormuş. Arkadaşlar konu anlatımlarım hızlı bir şekilde devam edecek. Beni izlemeye devam edin. Netlerinizi arttırın. Kendinize iyi bakın.